Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum hepinize efendim. Antakya'dan hepinize mutlu sabahlar. Bugün akşam İzmir'e geçmeyi planlıyorum inşallah. Oradan da size sesleneceğim efendim. Umarım sağlıklı bir, faydalı bir yayın olur diyerek yayınımıza başlayalım efendim. Hatta başlar başlamaz da güzel haberlerle başlayalım. Bugünkü sürprizimiz, evet bugünkü sürprizimiz pandemide doğan çocuklarla ilgili ne yapabileceğimizi biraz konuşalım. Bununla ilgili çalışmalar yapan bazı katılımcılarımızı, Aslan günaydın, bazı katılımcılarımızı davet edeceğim. Bugün görüntü çok net hocam. Çünkü telefonumdaki koruma bandını kaldırdım. Çizilirse çizilsin dedim. Gerçekten saçma sapan bir bulanıklık oluyordu. Ve telefonumu suçluyordum. Üstündeki koruma bandını kaldırdığım an pırıl pırıl oldu. Ben de çok mutluyum bundan. Günaydınlar, mutlu sabahlar ve hemen hızlıca bilgilerimizi paylaşmaya başlayalım. Evet, bu hafta sonu son kilo eğitimimiz var. Bilgimize paylaşalım, telefonlarımızı paylaşalım. Çok kısa bir bilgi. Bu hafta sonu son kilo eğitimimiz, sonra Ocak ayında bitiriyoruz eğitimleri, uygulayıcı eğitimimizle tamamlıyoruz. Ve birazcık 20 gün, 25 gün boşluk vereceğiz. Akşam kısmet olursa İzmir'e geçeceğim. Antakya'da vedalaştığım gün bugün. İşlerimi bitirdim. Tabii ki ailem burada olduğu için, babam annem burada olduğu için, yani ailem derken annemin babamın ziyaret dışında çok fazla burada zaman geçiremeyeceğiz artık. Fatma Hanımcığım, bugün güzel haberlerle başladınız. Güzel bir haberle bana mesaj attınız. Bunu bir MR görüntüsünü bekliyoruz ve sonra paylaşacağız inşallah. Fatma Sıtkı Official. Efendim, Fatma Hanım bir hidrosefali vakası çözdü. Çok kıymetli. MR görüntülerini bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz burada ben yaptım oldu şeklinde çok bir paylaşım yapmıyoruz. Gerçekten sonuçları bekliyoruz. Ondan sonra paylaşımları yapıyoruz. Evet, Aslı Hanım da bir mesaj yazmış. Bugün güzel bir haber de o yollamış. Evet, kalbi delik dediğiniz an Güler Hanım. Hem söz vereceğim. Ve bugün pandemi çocuklarından biraz bahsedeceğiz. Pandemi dönemi, yani proje amaç dönemini pandemiye denk gelmiş anneler proje amaç döneminde ne yapabilir? Çünkü bu çocuklarda konuşma bozuklukları olabiliyor, kekemelik olabiliyor. Bazı harfleri çıkaramıyorlar. Dışarıdaki dünya çok tehlikeli çatışmasını alarak doğuyorlar. Hiçbir şey de olmasa yine de bu çalışmayı yapın derim. Bununla ilgili bir çalışma önereceğim size pandemi döneminde neler oldu diye. Musküler distrofi kas erimesi hastalığı için bebeğiniz proje amaç döneminde eşi eve çekmek üzere döllenen bir bebek var mıydı? Yani proje bebek var mıydı diye soruyoruz. Proje bebek var mıydı diye soruyoruz. Efendim, kamp ateşi ile ilgili bol bol burada yayınlarda konuşuyoruz. Ama size önerim, teknikleri boş verin. Ana cümleleri, hayatınızdaki ana cümlelere bakın. Yani farkındalıkla başlayıp sonra tekniklere geçiyoruz. Önce veriyi alalım. Kamp ateşiyle geçer mi? Konu nedir? Konuya göre kamp ateşi, konuya göre fotoğraf konuşması, bazen konusuna göre de karanlık oda çatışması, bazen sadece farkındalık. Buralara bakıyoruz. 2,5 saat uğraştım ve bir rakamını yazamadık. Konu nedir? Evet, çalışma yapanlar bana çalışmalarını bildirmek isteyenler, yaptığınız çalışmanın tecrübelerini paylaşmak isteyenler bir el işaretiyle yayına katılabilirsiniz. Ben bu arada tabii ki annelere seans yapmaya devam edeceğim. Polikistik over sendromunda mesela ne zaman başladığı önemli. Genellikle proje amaç döneminde polikistik overin aldatılma şüphesi veya aldatılma anısı çokça çıkıyor. Tekrar eden düşük kürtaj anılarından sonra da çıkabiliyor. Sizin düşük kürtaj anılarıyla ilgili yaşadığınız çatışmalar çocuğunuza da yüklenebiliyor. Proje amaç döneminde yaşadığınız bu çatışma
çocuklara da yükleniyor. Evet, el işaretiyle alıyoruz efendim. Kekemelik iyileşme çok değerli. Lütfen bize de anlatın. Sayın Mubarak Dust diye giden yabancı bir isim. Muhtemelen Türk değil. Evet, günaydın. Günaydın hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok son. Kekemelik çok kıymetli olduğu için şak diye aldım. Hepsi kıymetli ama kolay olmadığını bildiğim için aldım. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Nereden katılıyorsunuz efendim? İstanbul'dan katılıyorum. İsminizi rica edeyim. Mübarek diyebilirsiniz. Ben yabancı uyrukluyum. Evet, isminizden tahmin ettim. Suriye mi? Yok, Özbekistan. Özbekistan. Hoş geldiniz Mübarek Hanım. Kekemelik çocuğunuzda mı çözdünüz acaba? Evet. Bize kısaca anlatırsanız çok ilham verici olabilir bizim için ve diğer anneler için. Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Süreç nasıl başladı? Nasıl bir kekemelikti? Sonra tamamen mi düzeldi? Kısmen mi düzeldi? Bunları bir konuşalım istedim. Buyurun. Çocuğumuz 3,5 yaşındayken biz ev taşıdık. Ondan sonra ev taşımadan bir hafta sonra aniden o gün tek günü başladı. Cümlenin başındaki kelimeyi mesela işte anne ben su istiyorum. Anne diyerek ilk baştaki kelimeyi böyle uzattı. Konuşmaya başladı. Uzatmaya başladı. Çıkarmadan böyle bozuk konuşmaya başladı. O böyle devam etti. Sonra şey yapamadık yani. Bir yere de götürmedim. Bir ara azalıyordu. Bir ara biraz daha takılıyordu. Sonra bu Mayıs ayında falan size bu uygulamalarınızı yaptım. 9 gün müydü, 10 gün müydü tam olarak hatırlamıyorum. Ve bilinçsizce yaptım hocam. Arada bir hafta yine aynı devam etti. Hiç farklı bir durum olmadı. Böyle devam etti ve yaz boyunca hiç bayağı bir neredeyse %70 kayboldu yani. Çok güzel. Sonra Eylül ayında falan bir daha çalışma yaptım. Arada bir teneffüs yaptık dediğiniz gibi. Sonra şu an %95 yok diyebilirim. Kalmamış diyeceğiz o zaman. Tebrik ediyorum ve geçmiş Öyle. Olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sadece taşınmayı mı çalıştınız, başka bir konu çalıştınız mı? Merak ettim ve faydalı Evet. olacak bilgiler, o yüzden soruyorum. Evet. Taşınmayı ben Eylül'deki konuşmada yaptım. İlk baştaki şeyde iki erkek kişinin çatışmasını çalıştım. İlk konuşmada, Mayıs'taki yaptığım konuşmada. Yani o çözüldü. Tebrik ediyorum. Yani siz Teşekkür proje ediyorum. amaç döneminde sözünü söyleyemeyen bir erkeğin çatışmasını mı anlattınız? Laflarını yutmak zorunda kalan, sözünü söyleyemeyen birinin çatışmasını. Erkek olması önemli Yok. değil kekemelikte ama çatışma Evet. mı vardı orada? Oradaki onun farkına vardım. Nasıl diyeyim? O konuya ilgili değil ama tek onu bulabildim. Çok aradım, bulamadım. O kafama o oturdu. Onu konuştum. Onunla da geçti yani. Tebrik ediyorum. Siz kestirmeden gitmişsiniz. Ben bir çatışma buldum. Bunu anlatayım dediniz. Muhteşem bir şey. Çünkü bilinçaltının neyi nasıl algıladığını bilemiyoruz. Hani kitaplarda yazan her şeyi bir tarafa bırakın. Öncelikle bir bakın bakalım neler olmuş. Farkındalık kısmı çok Evet. kıymetli. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Ne kadar süredir takip ediyorsunuz? Kekemeliğin geçtiği süreci de öğrenebilir miyim? Yani önce bir %70 azaldı dediğiniz ay kaç ay? Sonra tamamen geçti dediğiniz ay kaç ay? Ben Mayıs ayında yaptıysam bunu, Mayıs işte diyelim ki Haziran ortalarında falan bayağı bir azalma olduğunu fark ettik. Hepimiz fark ettik. Aniden kesildi böyle durup dururken. Böyle arka arkaya 3 gün hiç yapmadığını fark ettim ben kendim. Sonra da eşime söyledim böyle böyle var mı bir şey dedim. Ben de dedi bir 10 gün falandır ben de rastlamadım dedi. Sonra ondan sonra eşime anlattım böyle böyle olay oldu bir şey şunu şunu yaptım dedim. O da teşekkür etti sağ ol dedi. Öyle yani hocam. Tebrik ediyorum. Peki kaç gün konuştunuz çocukla? Ya 9 gündü ya da 10 gündü öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum şu an. Harika. Sonraki Eylül'deki yaptığım şeyi konuşmadı bir hafta yaptım. Mükemmel bir şey yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Fotoğrafı hiç konuştunuz mu bu arada? Sadece gece konuşması mı yaptınız? Fotoğrafı hiç yapmadım. Konuşma yapmadım. Ama şu an çocuk 3,5 yaşında başladı falan dedim ya kekemeliğini. Şu an 4. sınıfa gidiyor. Öğretmeni de fark etmiş zaten. Çok azalma var. Geçen seneye nispeten dedi. Çok azalma var dedi. Harikasınız. Harikasınız Mübarek Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için Ben çok teşekkür kıymetli. ediyorum. Ve izniniz Sağ olursa olun. bir dönemde bunu paylaşmak isteriz. Olur Çünkü hocam. diğer Olur. anneler için Olur. gerçekten çok kıymetli. Ben bilinçsizce yapmıştım. Çok şey yaptım. Kazandım.
O ne demek istiyorum? Bir şey itiraf edeyim. Ben ayrıntılı ayrıntılı anlatıyorum ama siz o anlattıklarımın %50'sini bile yapsanız zaten sistem çalışıyor. Bu anlamda çalışmayan kişi hiçbir zaman çözemeyecek. Çalışan kişiyi en fazla yanlış hedefe ateş eder ama büyük ihtimalle çözer. Bu yüzden anneler hep diyorum ki konuşun, anlatın, çalışın, deneyin. Güzel bir örnek oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Tebrik hocam. ediyorum. Çok sağ olun. Sağ Ben olun. teşekkür ediyorum. Allah elminiz ziyade kalsın hocam. Sağ Sağ olun. olun. Sağlıklı günler diliyorum. Mübarek olun. Hayırlı Sağ olun. günler. Evet. Gülümseyerek başlıyoruz. Ama çok fazla zaten iyileşme olduğunu biliyorum. Burada yaşasın başardık kısmında değiliz. Gerçekten burada annelere babalara ulaşmak belki bir ömür konuşma terapisi alacaktı. Belki sosyal olarak çocuk sıkıntı duyacaktı. Belki okulda derslerinden geri kalacaktı. Öğretmenleri belki onu arka sıralara atacaktı. Bilmiyoruz. Fakat denemekten hiç kimse zarar görmez. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardır demiş ya Mevlana. Tam da o noktadayız. Garanti vermiyoruz. Hiçbir şekilde ben size muhteşem bir dünya vaat etmiyorum. Fakat burası çalışıyor, onu biliyorum. Ve bu çalışan kısmını kullanın diyorum. Böyle bir anahtarımız var. Bakın ben kullanıyorum. Neden siz de kullanmayasınız dediğim nokta burası. Çocuklarda annelerin bu büyük gücünü her zaman kullanalım. Çocuk da olsa, büyük de olsa annelerin zaten böyle bir yeteneği, gücü ve sorumluluğu var. Burayı hatırlatmak için bu yayınları yapıyorum. Her sabah 10.30'da annelere, babalara bunları anlatıp duruyoruz efendim. Ve mutlu oluyoruz. Bu dönüşler beni motive ediyor. Ben gerçekten buradan güç alıyorum. Burası en azından hayatlara dokunmak kısmı olduğu için ve siz de dokunun lütfen bildiklerinizi. Siz de anlatın annelere. Efendim sinüzit varsa, aynı zamanda burun tıkanıklığı varsa, çalışma yaptım, burun kanaması iyi geçti. Evet, eğer sinüzit varsa tehlike vardır veya ortamda kötü bir koku vardır. Bu ikisinden birini veya ikisini bulabilirsiniz. Cinsel organda egzema varsa bir cinsel içeren bir ağrılık çalışmasının tamir fazında olur. İyileşme krizleri dediğimiz yerde, bakın çalışma yapan anneler, lütfen şunu atlamayın. İyileşme krizi denilen yerlerde çocuğa vitamin çalışması yapıyoruz. Yani bir hafta 10 gün konuştunuz gece, bir haftada hocam gece 13.759.392 kere uyanan bir bebek. Vallahi sizi alacağım çok. Karikatürize etmişsiniz, harikasınız. Ben böyle bakıyorum hayata. Evet, gece çalışması yaptıktan sonra bir hafta sadece o çocuğunuza seni seviyorum, evladımız olduğun için teşekkür ediyoruz, güvendesin, ailen içinde huzur ve güven içindesin şeklinde küçük bir konuşmaya vitamin çalışması diyoruz. Nurgül Hanım, sizin bu esprili yaklaşımınız adına size 6 yaşında fizik, sizi davet ettim. Kemik kelimesinden bile korkuyor. Umarım kabul edersiniz. Evet. Sosyal olmayan çocuk. 3 yaşında gündüz gece diş sıkma. Bakın. 3 yaşında diş sıkan bir çocuğun annesinin ve babasının proje amaçlığında ya bir öfkesi ya bir sırrı vardır. Nurgül Hanım. Merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Kaç milyon kere uyanıyor çocuğunuz gecede? Anlayamadım. Çok milyon kere uyanıyor hocam ya. Evet, yani gülüyoruz ama bu ızdırabı çektiğinizi biliyorum. Bunu çok hızlı çözebiliriz. Çok hızlı çözebiliriz. Anne. Fakat hala uyumuyor çocuğunuz. Çözmek istiyoruz ama çocuğunuz şu anda da uyumuyor. Evet. Nereden katılıyorsunuz efendim? Ankara. Ankara. Nurgül değil mi isminiz? Evet. Peki. Anne, Çocuğunuza emanet edebileceğiniz kimse var mı? Biraz yok. ses yok. Yok. Tamam. Dede. Peki. Dede. Bana dede diyor çocuğunuz şu anda. Eyvallah. Evet. Şunu sorayım. Şunu sorayım efendim. Kaç yaşında? Yani anlaşmamız zor olacak. O yüzden bir çare arıyorum. Hani nasıl? Ben çünkü 17 çözemeyeceğimi aylık. biliyorum. 17 Anlatmaya aylık. çalışacağız. İlk çocuk mu? Hızlı gireceğim. Net soracağım. Çünkü gürültü var. Sonuç alalım istiyorum.
Evet, bir 3,5 yaşında abisi var. Ondan önce bir de düşük var. Ne kadar önce düşük var? Abisiyle aralarında tam bir sene var. Onu sormuyorum. Düşükten ne kadar sonra hamile kaldınız? İlk çocuğa mı? Hayır efendim, uyumayan. Nurgül'üm, uyumayan. Tamam aşkım. Arkadaşlar kulaklık kullananlar kulaklığını çıkarsın. Maşallah var. Evet hocam. Ben kulaklığı uzaktan tutayım. Şunu soruyorum. Ay, kamera da gitti. Vallahi işkence oldu şimdi. Bir şey soracağım. Çok hızlı. Tamam. Düşük yaptıktan ne kadar sonra uyumayan bebeğinize hamile kaldınız? Soru bu kadar net. İki buçuk sene sonra. O zaman düşüğü düşünmüyoruz. Proje amaç döneminde gece kötü bir haber aldınız mı? Çocuğun ağzına bir şey mi kapattınız? Ne yaptınız Nurgül Hanım? Aman ha, nefessiz kalır. Yok. Bir vefat haberi aldım, evet. Gece mi aldınız? Gece 12'de aldım. Tamam, madde 1 bulduk. Madde 2. Doğum gece mi oldu? Çok hızlı gidiyorum. Bir daha sorar mısınız? Anlamadım. Hocam. Doğum ge... Doğum gündüz oldu. Gündüz oldu. Gece sancıyla uyandığınız hiçbir dönem oldu mu hamilelikte? Bir saniye hocam gene. Efendim hocam, bir daha alabilir miyim? Şöyle yapsanız, mikrofonu çocuğun ağzına yaklaştırmak yerine kendinize yaklaştırsanız ya da telefonu. Hani çocuk ağlasın ama tam çocuğun dibinde telefon ya. Şöyle yapın mesela. Tamam, ben şöyle yapayım. Ben verileri aldım. Tamam. Siz beni dinleyin, ben sizi çıkarayım. Siz beni dinleyin, olur mu? Ne yapacağınızı anlatayım. Tamam hocam. Mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Tamam. Allah bağışlasın. Evet, çok zor. Anneler haklı, çok zor. Sizleri bu sesten kurtarmak adına mecburen aldım. Ama anlatıyorum Nurgül Hanım, sizdeyiz. Bakın. Gece bir vefat haberi aldınız. O vefat haberi aldığınız kişi eğer yakınınız olsun veya olmasın ama kötü oldunuz ya. Çocuğunuz sizinle birlikte o haberi aldı. Ve gece ilk defa dinleyen anneler babalar lütfen bu kısmını önemseyin. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Kaldı ki gece yaşadığınız ayrı bir olay, kapının çalması, telefonun çalması, başka bir şey varsa onu da ekleyin. Çünkü gece uyumayan bir bebeğin genellikle çatışmaları, gece alınan kötü bir haber, doğum gece başlamış olabilir. Bebeğiniz gece uyumuyorsa sevgili anneler babalar, babalar da lütfen sizin de sorumluluğunuz var. Doğum gece başlamış olabilir. Sabaha kadar doğumu bekleyen annenin çatışması olabilir. Nadiren bir ülkede döllenen bir bebek başka bir ülkede doğuma giriyorsa, annesi mesela Türkiye'de bebeği döllemiş, Amerika'da doğum yapıyorsa geceyle gündüzü karıştırır. Çocuk gece uyumaz. Düşük tehlikesi olmuşsa çocuk gece uyumaz. Anne, son madde, anne hamileliği boyunca gece yatamamışsa çocuk da yatamaz. Gece işte bulantısı olur, uykusu kaçar, sıkıntı duyan bir anne varsa çocuk da gece uyuyamaz. Tam o noktada efendim alıyorsunuz, çocuğunuz uykuya daldıktan dalmıyor zaten uykuya da. Peki dalmıyorsa da, çünkü bebeklerde REM uykusu her uyudukları zaman olur. Çocuk gündüz veya gece yarım saat bile uyusa hemen konuşmaya başlayın. Yavrucuğum, ben sana hamileyken, tam olayı anlatacaksınız sana hamileyken. Bakın, uykusuz çocukların kodunu nasıl çözeceğiz lütfen dinleyin. Ben sana hamileyken gece saat 3'te öyle bir haber geldi. Ben bir anda şok geçirdim. Ne yapacağımı şaşırdım. O anda hissettiğim duyguların hepsini sana aktardım. Bugün fark ettim ve o anda çok çaresiz, hayatın ne kadar anlamsız olduğunu düşündüm. Panik yaşadım, sevdiklerimi kaybetme korkusu yaşadım, yetişememe korkusu yaşadım. Ve fark ettim ki hepsini sana yüklemişim ve sen bu yüzden gece uyuyamıyorsun. Bu kodu sana ben verdim. Ama bu senin çatışman değildi. O haberi ben aldım. Ve sana yüklediğim bu çatışmadan sihirli cümleyi söylüyoruz. Seni özgürleştiriyorum. Çünkü böyle bir yeteneğiniz var sevgili anneler. Seni bu çatışmadan özgürleştiriyorum. Ve senden özür diliyorum. Bakın, zihin kapısını açıyoruz. Ho'oponopono tekniğin sihirli cümleleri. Senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Baban da ben de seni çok seviyoruz. Sen güvendesin. Bizim evladımız olduğu için teşekkür ediyoruz. Omurgana yüklediğim, gece yarısı yaşadığı bu çatışmanın yarattığı korku, gerginlik, kaybetme, panik, ölüm, yakınlarından olma, sevdiklerini kaybetme korkularını
beyninden, boynundan, omuzundan, kollarından, ellerinden, sırtından, göğsünden, karnından, kalçandan, bacağından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Seni ve kendimi özgürleştiriyorum. Bunu yaparken kendi omurganızı hayal edin. İlk defa dinleyenlere anlatıyorum. Ve simsiyah katran gibi sığının ayaklarınıza, ellerinize doğru akıp toprağa karıştığını hissederek 3-4 defa omurga kısmını tekrar edin. Başka bir konu gelirse aklınıza hemen ikinci konuya geçin. İşte yavrucuğum gece yarısı bir gün telefon çaldı. Meğer yanlış numaraymış. Ben tabii senaryoyu değiştiriyorum. Meğer yanlış numaraymış. Ben yine başımıza kötü bir şey gelecek sandım. Büyük bir panikle yerimden fırladım. Ve o anda hemen aklıma işte annem babam geldi. Birine bir şey mi oldu diye düşündüm. Yaşadığım bu çatışmayı da sana yüklediğim fark ettim. Aynı formda onu da anlatıyoruz. Üçüncü bir madde bulduk. İşte doğum gece başlamıştı. Ben uykusuz kaldım. Baban uykusuz kaldı. Yaşadığımız bu çatışmayı sana kodladık şeklinde. Üç, dört ne varsa anlatın. Çocuğunuz melekler gibi uyumaya başlayacak. Ama omurga boşaltmayı ihmal etmeyin. Sevgili Nurgül Hanım, bunları yapmanız tek başına çocuğunuzun artık uyumasını sağlayacaktır. Huzursuz olarak yatamayan çocuk bütün aileyi huzursuz eder. Bir kere bir ailenin bütün dengesi bozulur. Söylediğim çatışmalardan bir veya birkaçı varsa hemen konuşmaya başlayın ve uykusuzluk probleminde ola ki benim bebeğim hiç uyumuyor ve hiçbir zaman uykuda konuşamıyorum diyorsanız şak fotoğrafa konuşun. Fotoğraflar bizim acil durumlarda hep yardımcımız. Emin olun uykuları geri dönecek. 132 milyon kere bu arada hakikaten karikatürize etmek lazım hayatı ve bu yeteneğiniz hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. Çünkü ben de böyle bakarım hayata. Şöyle bir şey yazdığı için aldım kendilerini. 132 milyon kere uyanan bir bebek için gece ne yapabilir? Artık illallah etmiş ama karikatürize etmek güzeldir hayatı. Gülümseyerek bakmak lazım. Tam o noktada bebeğiniz melekler gibi uyuyacak ve size diyorum ki çalışmaya başlayın. Bir hafta sonra da bizimle paylaşın. Şimdiden başarılar diliyorum efendim. Şimdiden görebiliyorum bu bebek uyuyacak. Bu bebek uyuyacak çünkü bu bebek uyumak zorunda. Sadece zamanlamayı tutturamıyor. Bu kadar basit. Evet, bugün biraz sonra pandemi bebeklerini konuşacağız. Pandemi bebekleri bizim hayatımızda milyonlarca var şu anda. Dünyada milyarlarca pandemi bebeği var belki de. Yani 1 milyarı bulmuştur belki, bilmiyoruz. Ama pandemi döneminde hamile kalanlar, doğum yapanlar, pandemi döneminde doğum yapıp da bebeği daha 1 yaşını doldurmayan anneler, pandemi sonrası, pandeminin hemen sonrası, acil beni almanız lazım Göksel. Peki konuyu da yazın. Pandemi biter bitmez hamile kalanlar. Hepinizi ilgilendiren bir şey konuşacağız. Hepinizi ilgilendiriyor. Çünkü pandemide aldığımız kodlar inanın ki çocuğun hayatında birçok konuda tetiklendiği anda ortaya çıkabilir. Yani biz çocuğumuzda bir hastalık olsun veya olmasın buraları boşaltmalıyız. Bugünün konusu biraz bu olacak. Bugünün sürprizi bu olacak. Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Pandemi döneminde proje amaç dönemi yaşayan annelerin, babaların, çocuklarına nasıl bir çalışma yapabiliriz? Arkadaşlar el işareti yapıyorsunuz da konuyu da bir şey yapsanız. Konuyu anlatırsanız kıymetli olur. Evet, şimdi size önce bir katılımcımızın bir çalışmasını anlatmak istiyorum. Kendisinin daveti burada mı değil mi bakacağım. Instagram isminden bulmaya çalışacağım. Çok kısa. Arzu Hanım. Galiba Arzu Hanım. Ama hangi Arzu Hanım? Instagram isminden bakıyorum. Bir ana sınıf öğretmeni Arzu Hanım'ın bir çalışması var. Onunla ilgili çok ilginç bir çalışma olduğu için paylaşmak istedim. Eğer bana davet gönderirse kendisini alacağım yayına. Son bir kez kontrol ediyorum. Davetlere bakıyorum. Evet. Geldiği zaman alacağız. Şimdi uykusuzluk demansiyonu kızında geçen farklı bir rahatsızlık. Nasıl bir rahatsızlık? Sadece iyileşme krizi olabilir efendim. Sadece iyileşme krizi olabilir. Tamam, pandemide hamile kalanlar merak etmeyin. Biraz sonra bir çalışma yapacağız. Buradayım dediniz değil mi? Bir dakika, sizi kaçırdım. Evet Arzu Hanım, sizi davet ettim. Buyurun. Arzu Hanım'ın değişik bir çalışması var. Bir öğretmen kendisi. Ben davetimi gönderdim Arzu Hanım.
Evet. Günaydın. Eyvah. Kameranız ters duruyor, olabilir mi? Arıza. Merhabalar. Evet, merhabalar. Katıldım. Katılabilecek miyim diye bayağı bir endişeliydim. Sesim güzel geliyor mu hocam? Sesiniz çok güzel geliyor. Hatta yankılı geliyor. Sahnede gibi geliyor hatta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Eğitimde beraberdik sizin en son. Evet, çok güzel iki eğitim geçirdik. Çok çok teşekkürler. Ben size Şimdi göre... çocuklarımdan sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz önceki konuya hemen ben de burada söyleyeyim. Uyumayan çocuklar için benim ninnim Evet, bir birebir. ninni Arzu Hanım'ın bir ninnisi var. Dinlemek için onu bağladık. Çünkü her iki eğitimdir veya birkaç seferdir bana söylüyor. Benim bir ninnim var ve sosyal medyada dolaşıp duruyor. Bütün dünyayı dolaşıyor. Biz de merak ettik. Sizden onu dinleyelim. Evet, ninnimi ben ses kaydım var. Hipnotik dil kalıplarıyla hazırladım. Meditasyon ninnisi. Çocuk uykuya dalarken sözleri duyduğunda rahatlamaya başlıyor. Yani uyku olmayan çocuklar daha çabuk uykuya dalıyor. Yemek problemi olanlar daha güzel yemek yemeye başlıyor. Okul olayı çok daha güzel rayına 10, oturuyor. 13 milyon kere uyanan bir çocuğa etkisi olur mu acaba gece? Kesinlikle olur. Kesinlikle olur. Sizin Sözleri okuyacağınız nedir? efendim? Ninni'nin sözleri nasıl? Peki merak ettim. Sözler, olumlamalar var. Ben kendimi çok seviyorum. Ben güvendeyim. Annemi babamı çok seviyorum. Ninni üzerine söylediğim hipnotik dil kalıpları var. Çok güzel. Okulumu çok seviyorum. İşte yaşam benim için güvenli. Mutlulukla ilgili bilinçaltına giden sözler var. Siz Ve çocuğu da... öğretmendiniz değil mi? Aynı zamanda siz Evet, ben İzmir'de Balçova'da Ata Anaokulu'nda öğretmenim. Ne güzel, ne güzel. Küçük Sizin bunu yapmanız daha kıymetli bence. Bir ana sınıf öğretmeninin bunu özellikle yapması daha kıymetli. okul öncesi öğretmenlerinin bu sistemi bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Annelerimiz mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Ama öğretmenlerimizin de okuldaki çocuklarda problem gördüğünde anneleri yönlendirdiği zaman çok daha hızlı ilerliyoruz. Ben 1,5 yıldan beri okulumuzda bu sistemi uygulamaya çalışıyorum ve çok Ne güzel güzel. geri dönüşüm. Ne güzel bir buluş. Peki bizim bunu dinleme şansımız var mı? Ses kaydım var. Şu anda başka bir telefondan açmam lazım Ha, ama. peki. Şöyle, şimdi neyi merak ediyorum? Bu ninniyi gece uykudayken çocuğun yanına bir cihaz bırakarak mı veya anne mi söylüyor? O kısmını merak ediyorum. Hayır. Cihaz bırakarak yani ses kaydını açacak birkaç sefer arka arkaya o çaldığında zaten çocuklar uyumayan çocuklar mesela ninnimi aç ben hazırım durumuna gidiyor. Yani ninni Peki baygınlık ben kadar. bunun amacı daha çok uykusuz çocuklar mı yoksa çocuğun dengeye Hayır. gelmesi mi, çocuğun huzurla uyuması mı Dengeye sence? gelmesiyle alakalı. Çünkü içerisinde çok fazla cümleler var. Kalıplar var. Olumlamalar var. Yani Mesela bilinçaltına giren. öfkeli çocuklar için, hiperaktif çocuklar için, disleksi için, bir şey için bir özelleme yok. Sadece çocuğun biraz Var. sakinleşmesi mi? Hı. Evet var. Yani sakin olması ile ilgili, içindeki öfkeleri serbest bırakması ile ilgili, güvende olması. Ya yani her ortamda ben güvendeyim, kendi korumamı da sağlayabilirim gibi olumlamalar var. Ben Çok size bunu kıymetli. göndereyim, siz dinleyin. Tamam, bize Birçok biraz mırıldanabilir misiniz ninniyi? Böyle nasıl bir tonda söyleniyor merak ettim. Böyle hafifçe bir iki şeklinde bir iki yerini mırıldanabilir misiniz? Benim şimdi annem, bu güzel annem gibi şöyle bir hani yok, bir o anlayabilmeniz şekilde değil. açısından. O Müzikli bir şekilde şey değil mi hocam. yani? Evet. Müzikli, müzik üzerine, ninni müziğinin üzerine benim sadece hipnotik sesimle beraber söylediğim cümleler var. Peki bize Hani güvenli. gönderin o kaydı. Gerçekten annelere hediye edebileceğimiz güzel bir şey olabilir burası tabii ki. Eğer Evet, izniniz ben olursa paylaşalım biz de onu bir ara. tabii ki zaten isteğim oydu. Defalarca söylemek istediğim de buydu size. Sizin bu programınız annelere hediye, benim de ninni hediye olsun. Ne Yani güzelsiniz, o sağ olun. Aradan kalksın, sakinleşsinler. Çocuklarımız sakinleştiğinde anneler sakinleşiyor. Annelerimiz iyileştiğinde çocuklar zaten iyileşiyor. Evet. Kesinlikle yani orasında hemfikiriz. Bu sabah yayınlarının amacı zaten daha çok ne yapabiliriz? İçeriden veya dışarıdan çocuklara daha fazla ne yapabiliriz? Çünkü biz de aile düzeninin de kendimizin de üst soyumuzun da dengeye gelmesi
daha kaliteli bir yaşam deneyimi sunacaktır hepimize. Bizler peygamber gibi yola çıkmış olarak yapmıyoruz bunları. Tabii ki herkes ilgi alanıyla meşgul ve benim ilgi alanım burası olduğu için. Buralar, annelerin dönüşleri, annelerin dengeye geldiği yerler, başaramadıkları ve başardıkları benim için bir istatistik oluyor. Ve beni motive eden yer burası. Ama tabii ki eninde sonunda burayı bilimsel bir platforma oturtmak çabasındayız ve istatistik oluşturmamızın sebebi de bu. O zaman sizin ninninizi bekliyoruz efendim. Bize gönderin. Biz de sizin burada herkesin önünde iznini aldık. Yayınlayabiliriz ve bakalım anneler deneyimlediğinde neler olacak. Hatta YouTube'a yüklemek isterim yani. Bir dinlemek istiyorum açıkçası önce. Sonra da YouTube'a yükleyip bakalım nasıl sonuçlar alacak. Asistanınıza hemen tamam. Gönderiyorum. Siz dinleyin. Daha sonra anneler de bana ulaştığında seve seve gönderir. Tamam. Geri, çok sağ olun. Geri dönüşümü paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Kesinlikle. Zaten amacımız o. Hani bu huzursuz çocuklarda, öfkeli çocuklarda, uyuyamayan çocuklarda ek çalışma olarak neden olmasın? Hani ben tabii ki çatışmaları anlatın diyorum ama biz nereden müdahale edersek bizim için kârdır. Elimizdeki bütün verileri kullanalım. Derdimiz o. Ne kadar veri varsa kullanalım. Bir ana sınıf öğretmeninin bunu yapması benim için ayrıca değerli. Buna çok teşekkür ederim. Kafa yormuş olmanız gerçekten güzel kalpli bir insan olduğunuzu gösteriyor. Bunu biliyorum ben ama bir işte ben mesleğimi yapayım, evime gideyim tarzı bir şey yapmıyorsunuz. Yok. Nasıl katkıda bulunabilirim kısmını zorluyorsunuz. Zaten oralardan çıkıyor ne çıkıyorsa. O anlamda ben kesinlikle güzel bir şey çıktığını biliyorum, tahmin ediyorum. Ama bir de deneyelim bakalım neler oluyor. Tamam. 3,5 yıldan beri ben bu sistemin içerisindeyim. Enerji sisteminin içerisinde. 1,5 yıldır da okulumda uyguluyorum. Çocuklara baktığımız zaman zaten bir okul öncesi öğretmen çocuktaki problemi direkt görebiliyor. Evet. Onu gördüğümde anneyle konuştuğunda annenin içindeki sıkıntıları da görebiliyor. Yani nereden nasıl yaklaşacağı aslında o kadar çok ortada ki. Doğru yani öğretmen çocuğun bunu kesinlikle öğrenmesi lazım. Belki ki de belki de öğretmenlere daha fazla yaymakta yardımcı olmuş oluruz. Ne güzel bir katkı olur. Bunun çalışmasını çok kısa bir sürede başlatacağım. Buradan da herkese duyuruyorum. YouTube ben sayfama yükleyeceğim. Eğer bana düşen bir görev olursa her şekilde sizin yanınızdayım. Ne sağ gerekiyorsa yapın. Evet, çok arkadaşlar, teşekkür ederim. YouTube kanalımda bu hafta içinde Arzu Hanım'ın gönderdiği bu özel ninniyi ben de merak ediyorum ve paylaşacağım. Oradan takip edersiniz. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Sizin okulda olduğunuzu biliyorum. Çok da sizi bölmek istemiyorum. Ama bu önemli bir mesajdı. Bir deneyelim bakalım. Yenilikleri her zaman açığız. Tamam. Yeter ki fayda olsun, katkı olsun. Tamam. Kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her çocuğa şifa olması dileğiyle, niyetiyle gönderiyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah sonuçları İyi da hep beraber göreceğiz Arzu Hanım. Sağ olun. İnşallah. Hoşçakalın. İyi günler. İyi yayınlar. İyi günler. Sağ olun. Evet, birkaç seferdir Arzu Hanım bana yazıyor. Benim özel bir ninnim var. Bütün dünyayı dolaşıyor sosyal medyada. Sizin de kullanmanızı isterim diye. Neden olmasın? Tabii ki olur. Evet, bizim uygulayıcılarımız. Sayın Firdevs Hanım, İlmu Şifa, ta Afrikalardan uygulayıcımız. Gönül Hanım, gönlü güzel Gönül Hanım. Başarılı uygulayıcılarımız. Fatma Hanım da az önce buradaydı. Evet, uygulayıcılarımız teker teker sağ olsunlar her gün benimle sohbete geliyorlar. Ocağın sonunda bir uygulayıcı eğitimimiz var ve uygulayıcımız ne iş yapar? Efendim, uygulayıcılarımız vakalarını sundukça biz de onlara vaka gönderiyoruz. Ama vaka sunmayan uygulayıcılarımıza gönderemiyoruz. Çünkü bizim emanet edebileceğimiz uygulayıcılara ihtiyacımız var. Evet, şimdi... 12 yaşında uykusunda hareket ediyor. Gece yaşanmış olaylara bakın. Pandemi dönemi doğum yapanlar, pandemiden sonra hamile kalanlar, pandemi öncesi hamile kalanlar çocuğunuza bir çalışma borcunuz var efendim. Çünkü çocuğunuz, evladınız boşu boşuna panik yaşıyor olabilir, öfkeli olabilir, konuşma bozukluğu olabilir, tedirgin olabilir. Buraların çocuğunuzla ilgili kodunu boşaltmak sizin elinizde. Şimdi pandemide çocuklar okuldan soğudu mu? %90'ı soğudu. Bir daha adapte olabildi mi? Çoğu adapte olamadı. Ve adapte olamayan çocukların pandemi sonrasında
kodunu boşaltmanız lazım. Bu çocuk illa proje amaç döneminde olmak zorunda değil. Yani bu çocuk illa yani 9 yaşında da olabilir, 10 yaşında da olabilir. Pandemiden sonra bu çocuklar adapte olamadı, korku yaşıyorlar. Çok fazla kendileriyle ilgili çatışma yaşıyorlar. Bunları boşaltmak sizin elinizde. Doğum yapanların işin kodları biraz daha yüklü. Ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Birazcık ondan konuşalım. Ve birazcık yorumları kapatalım efendim. Pandemi döneminde doğum yapanlar, hamile kalanlar, pandemi sonrası hamile kalanlar, pandemi öncesi hamile kalanlar, çocuğunuz bir kod aldı. Kötü bir şey değil. O kodu temizlemek bizim elimizde her zaman. Ne yapabiliriz efendim? Çocuğunuz isterse 10 yaşında olsun pandemide, isterse 15 yaşında olsun. Gece konuşun. Gece konuşun. Gece şöyle konuşacağız. Pandemi döneminde çocuğunuz eğer bir kod aldı ise, ki hepimiz aldık, hepimiz kodlandık, hepimiz ölüm korkusu yaşadık. Çocuğunuz uykuya daldıktan bir saat sonra artık orayı biliyorsunuz. Bugünün çalışması bu olsun. Yavrucuğum, diyelim ki pandemi dönemi hamilesiniz. Doğum yapmışsınız, çocuğunuz büyük, hiç önemli değil. Yavrucuğum, biz bu dünyanın akışını değiştiren garip bir salgının ortasına düştük. Ve hiçbirimiz bunu beklemiyorduk. Açıkçası ne annemizden, babamızdan, ne dedelerimizden duymadığımız kadar değişik bir salgının ortasına düştük. Ve dünyanın ilk defa düzeni bu kadar alt üst oldu. Ve biz de buna hazırlıksız yakalandık. Ve o dönemde ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimizden çıkamadık. İşlerimizden olduk. Ekonomimiz bozuldu. Hayat durdu. Bütün her yer kapandı. Ve bunun ne kadar süreceği konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. Önce 1-2 hafta sandık. Sonra 1-2 ay sandık. Sonra baktık ki aylarca devam etti. Ümidimizi kaybetmeye başladık. Ve tam o dönemde ben sana hamileydim. Veya sen 5 yaşındaydın. Veya işte hamilelik öncesi yaşamıştık. Veya sen yeni doğmuştun. Her neyse. Ve bütün bu korkularım, gelecek kaygım, güvence kaybım, özgürlüğümün kaybı konularının tamamını sana yüklediğimi bugün fark ettim. Ve bugün her şey normale döndü. Dünyanın dengesi yerine geldi. Hiçbir şey artık o kargaşadaki gibi devam etmiyor. Bu anlamda sana yüklediğim bu çatışmalara hepsini senden özgürleştiriyorum. Bunlar benim çatışmalarımda seninle hiçbir ilgisi yoktu ve seni bu mesajdan özgürleştiriyorum. Bu koda ihtiyacın kalmadı. Bu kodla yaşamak zorunda değilsin. Bunları sana yaşatmayı istemezdim. Bunun için özür dilerim. Bu benim elimde değildi. Lütfen beni affet. Artık güvendeyiz. Artık pandemi kalmadı. Artık korku kalmadı. Güvence sorunu kalmadı. Gelecek kaygısı kalmadı. Her şey normale döndü. Dükkanlar açıldı. Evlerimizden çıkıyoruz. Maskelerle gezmiyoruz, yolculuklarımızı yapabiliyoruz. Fakat o dönemin çatışmasıyla dünyaya geldiğin için veya o dönemde sen bebek olduğun için veya sen karnında olduğun için her neyse sen hala bu çatışmayı taşıyorsun. Bunu bugün fark ettim. Bu çatışmaya ihtiyacın kalmadı. Artık güvendesin. Baban da ben de seni çok seviyoruz. Bizim evladımız olduğun için teşekkür ediyoruz. Omurgana yüklediğim gelecek kaygısı, hayatta kalmayla ilgili korku, ölüm korkusu, güvence kaybı, para kaybı, özgürlüğün kaybı çatışmaların tamamını boynundan, omuzundan, kollarından, ellerinden, sırtından, göğsünden, karnından, kalçandan, bacağından, ayağından toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Seni ve kendimi özgürleştiriyorum. Kendinizi de özgürleştirin. Çünkü hepimizde kalıntısı var. Yani pandemi sonrası hiçbirimiz eski hayatımıza devam edemiyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Çatışmaları aldık, yüklendik ve tetikteyiz. Bir kişi hapşursa hala sağa sola kaçışıyoruz. Bir grip salgını görsek eyvah yine dükkanlar kapanacak, yine hayat duracak korkusu yaşıyoruz. Ve bu korkularımızdan da arınmak üzere cümleyi şöyle kuruyoruz. Omurgana yüklediğim gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvence kaybı, sevdiklerini kaybetme korkusu,
Özgürlüğün kaybı çatışmalarını, hareket edememe, evden çıkamama çatışmalarını boynundan, omuzundan, kollarından, ellerinden, sırtından, göğsünden, karnından, kalçandan, bacağından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Seni ve kendimi özgürleştiriyorum ve kendinizi de özgürleştirin. Bunu 2-3 defa yapın. Bu çalışmayı çocuklara borçluyuz. Neden borçluyuz? Çünkü bütün çocuklar bu çatışmayı aldılar. Çocuklarımız bu çatışma ile dünyaya geldiler. Biz de aldık bu çatışmayı. Ama onlardan temizlememiz, bir kere okulla ilgili yaşadığı çatışma var çocuğun. Çocuk okula gidemiyor. Çocuk evden çıktığında hala bilinç altında tedirgin. Buraları çözmeniz gerçekten birçok şeyi değiştirecek. Konuşma bozukluğu olabilir, kekemelik olabilir, takılma olabilir. Çok pardon. Evet. Bu çatışmaların hiçbirine ihtiyacı olmadığını anlatıyorsunuz. Korkularından arınmasını sağlıyorsunuz diyorum. Bu çalışmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve bugün biraz da annelere dönüyoruz efendim. Evet. Bunu kayıttan izlersiniz. Kaçıranlar kayıttan izlerler. Sevgili anneler ve babalar. Kulakta sıvı geniz eti var. Ameliyat diyor doktor. Aşırı iştahsızlık var kızımda. Katılmak isteyenler el işareti yapsın. Yardımcı olacağım. Başarısız tuvalet eğitimi için ne yapmalıyım? El işareti yaparsanız katılmak istediğinizi anlayacağım. Beni alın gari de konu yazmamışsınız. Beni bağlar mısınız? Değil efendim. Konu yazın, el işareti yapın, olur mu? İnanın burada seans yaptığımız annelerden çok inanılmaz güzel dönüşler oluyor. Sadece el işareti değil, sadece boy uzamasına ne yapabiliriz efendim yani? Aslı Hanım, polip nerede? Bakıyoruz. Polipte öfkedir. Polipin olduğu yerde öfke vardır. Bölgesini yazmanız lazım. Ben sizi yine de davet ettim. Bölgeyi bir konuşalım. Alt ıslatma. Siz de alalım. Evet. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum bu sesimle. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben biraz... Sesiniz mi kısılmış şu anda? Ses telimde polibim var. Ha, ses telinde polip. Aa, ilginç. Bakalım oraya. Oraya bakalım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ve bağırsaklarım da var. Her yıl kolonoskopiye gidiyorum. Patoloji temiz çıkıyor ama ben 6 yıldır bununla uğraşıyorum. Polipler zararsızdır. Fakat orada kanama var mı bağırsakta? Kanama yok değil mi? Yok. Bağırsağım yok. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama kabızlığım var. Peki. Aslı Hanım değil mi? Evet. Aslı ismim hocam. Nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan katılıyorum, Anadolu yakasını. Peki Aslı Hanım. Evet, sürekli çocuklara çalışıyorsunuz. Biraz da yetişkinlere çalışın diyenler. Evet Aslı Hanım. Kitabınızı aldım. Gelecek. İnşallah bir an önce başlayacağım kitabınıza. Peki Aslı Hanım. Bütün bilgileri bir tarafa bırakıp bir şey soracağım. Dinliyorum. İlk defa hayatınızda sesle ilgili konuşuyorum. İlk defa hayatınızda sesle ilgili rahatsızlık yaşadığınız yaş kaçtı? Hocam yaş 41... 42 gibiydi. 40 aslında öyle dedi. Evet, ortaokulda bir grip sonrası sesim tamamen gitmişti. Hiç çıkmıyordu, yoktu. Ama orada ne yaşadım ya da grip sonrasında mı oldu? Bir de öğretmen inanmadı benim ortaokulda, işte tarih öğretmeniydi sanırım. Sesiniz orada hocam, gitti mi yani ortaokulda? Tamamen gitti. Bir daha düzeldi mi sonra? Sonra tekrar yavaş yavaş açıldı. Ve yıllar sonra böyle bir şey yaşadım. Muhtemelen çatışma orada başladı. Kaç yaşınızdaydınız orada? 12-11 civarı. Orta 1 ya da orta 2'ydi. Orta 1, orta 2. Peki annenizle babanızın ilişkisi nasıldı o dönemlerde? O dönemlerde tabii maddi sıkıntılar vardı. Yok, ben ilişkilerini soruyorum. Annenizle babanızın ilişkisi nasıldı? Çatışmalar oluyordu, evet. Hani boşanma gibi bir düşünce yok, oldu hocam, var mıydı? Yok hocam, bu tarz bir travmamız olmadı. Yani evet. Ayrılık çatışması değildi. Evde kavga kıyamet oldu mu hiç o dönemde? O dönemi hatırlamamız lazım. Bize 12 yaşındaki haliniz lazım. Bu yaşınızdaki halinizde bir şey çözemeyiz, onu söyleyeyim. 12 anladım. Yaşınızda ne oldu da bedende görünür hale geldi? Sadece orayı bulmak yetmeyecek de bizim konuyu bulmamız için bir, derdinizi evet. Anlatamadığınız yer neresiydi? Söylediğinizden pişman olduğunuz olay neydi? Ben başlıkları bırakayım. Yetişkinlerde tamam. İşimiz biraz zor ama... Evet.
şöyle zor, emek istiyor, daha çok emek istiyor. Zor derken, emek istediği için zor. Teknikler uygulayacağız. Mesela hayatınızda evet. ilk defa sesinizin aniden kısıldığı yer olarak orayı düşünürsek. 12 yaşınızda ama... ben anne baba çatışmalarına bağlarım bir. İkincisi, tamam hocam, şeyden oraya bakacağım. Pişmanlık duyduğunuz olay neydi? Yaptığınız veya söylediğiniz bir şeyden pişmanlık duyduğunuz olay neydi? Tamam, tamam mı? Oraya bakacağız. Üçüncüsü, şöyle bir an düşünün. Bir çocuğa görev verilir. Bakın, çocukların hayatına inmemiz lazım. Bir çocuğa görev verilir. İşte bir tiyatro oyununda ikinci roldedir. Tiyatro başlar. Çocuk sahneye çıkar. Sözünü unutur. Kala kalır. Kalabalığın gözüne bakar, böyle kala kalır. Böyle bir ortam yaşadınız mı o yaşlarda mesela? Onu, o tarz şeylere bakıyoruz. Tamam. Tamam hocam. Buralar çözer mi? Hayır. Burası bardağı taşıran son damla. Aynı duyguyu proje amaç döneminde anneniz yaşamış mı ve kamp ateşiyle boşaltıyoruz. Çok ince bir teknik. Ama bana derseniz ki ben 40'lı yaşlarda sesimin rengini kaybettim. Yani evet. sesim kalınlaşmaya başladı ki şu an kalın çıkıyor sesiniz zaten. Çok hocam. Ya bu iyi hali, dün daha kötüydü mesela. Yani 40 yaşınıza kadar ses inceydi, sonra mı kalınlaştı? Evet. Böyle çatallaşıyor. O zaman şimdi bakış açısını değiştiriyoruz. Orada evli misiniz? Bakın burada yok, ama ayrıyım. Burada öyle sorular soruyorum ki cevap veremeyebilirsiniz. Onun problem yok hocam. Ayrıldım. Ne zaman ayrıldınız? Yaş söyleyin 2008. Bana. Yaş söyleyin bana. Kaç yaşınızda ayrıldınız? Yaş hocam. 28. 28 yaşınızda ayrıldınız. Ne zaman evlendiniz? 99'da evlendim. Yaş söyler misiniz lütfen bana, yaş olarak? Ha, evlendiğim yıl olarak soruyorsunuz. 23 yaşında evlendim. 23 yaşınızda evlendim. 28 yaşınızda boşandınız. Çocuğunuz var mı? Evet, bir kızım var 22 yaşında. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin hocam. Daha sonrasında tekrar bir evlilik yaşadınız mı? Yok. Evlilik veya, yaşamadım. Veya hayatınızda birlikte, bir... Evet. Oldu. Kaç yaşınızda hayatınıza biri girdi tekrar? 28, 31 gibi. Onunla 28'de devam, ayrıldım. Devam ettiniz onunla. Evet, bir 2 yıl kadar devam ettim. Ondan da ayrıldınız. Evet. 40 yaşınızda bir ilişkiniz var mıydı? Evet, vardı. Problemli bir ilişkiydi. Heh, bakın cümle ağzından aldınız. Öfke duyduğunuz bir ilişki var mıydı? Öfke. Evet. Yapmaz olaydım, keşke kabul etmez olaydım dediğiniz bir an var mıydı? Evet, o an sanırım oradan aramam gerektiğini. Hayır, orası bizim ipucumuz. Konumuz. Konu orayla evet. ilgili. Ama orayı temizleyince çözmeyeceğiz. Hemen şuna bakıyoruz. İlk evlendiğiniz zaman, annenizin babanızın evinden ayrıldığınız zaman, sonra boşanıp evet. tekrar aile evine geri döndünüz mü? Yoksa kendi hayatınızı, kendi evinizi mi kurdunuz? Yine babamın bir arka sokaktaki bir dairesinde ayrı bir düzende yaşadım. Babanızın eviydi ama, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ben size başka bir yaş söyleyeyim. 40 yaşınızda ilişkide pişman olduğunuz, keşke kabul etmeseydim dediğiniz, keşke girmez olaydım dediğiniz yer var ya. Evet. Orası bardağı taşıran son damla. Damla. 20'li yaşlarda ilk evlendiğiniz zaman, kaç yaşınızda evlenmiştiniz pardon? 23. 22, 23. Nişanlılık dönemi geçirdiniz mi? Tabii. 9 ay kadar, 22 yaşta. İlk nişanlandığınız zaman diyorum. Aynı duyguya düştünüz mü? Hay kabul etmez olaydım, yapmaz olaydım dediğiniz yere düştünüz mü ilk başlarda? Çünkü hayatımızda senaryolar tekrar ede ede bizde bedende görünür hale gelir. Döngüler halinde geliyor tabii bu yaşa kadar. Evet, kitabımda orayı çok ayrıntılı anlattım, onun için soruyorum. Böyle bir şeye düştünüz mü? Evet, o dönemlerde oldu. Çünkü aileyle anlaşma, uyumsuzluk, çatışmalarım keşke vardı. Keşke kabul etmez olaydım. Keşke girmez olaydım. Evet hocam, bunları yaşadım. Tamam. Tam burası. Oralara bakıyoruz. Daha bitmedi. Niye diyorum size? Hani bana soruyorlar. Yetişkinlerce sıkıntı. Hocam yetişkinleri niye anlatmıyorsunuz? İşte bakın nerelere gidiyoruz. Çok ne kadar uzuyor, evet. Evet. Son çatışmanın kitap çalışması. Geliyor hocam. Onlara evet. bakacağım. Kitabınız geliyor. Oradan takıldığım yerleri ben WhatsApp'tan yazacağım. Zaman kaybetmeyelim. Anneler daha kıymetli. Yok. Küçük çocuk anneleri de. Tamam. Onlara zaten zaman ayıracağım. Şimdi son bir soru. Daha bitmedi. Tamam.
proje amaç döneminizde anneniz sizin duygunuzun aynısını yaşamış mı? Başka bir yere bakmıyoruz. Üçüncü ayağı kurduk mu kamp ateşiyle boşaltıyoruz. Bak sesiniz açılır. Bağırsak yani, polipiyle ilgili ne çalışmam lazım hocam? Poliplerin hepsinde sindirilemeyen öfke vardır. Bağırsağın kendisi zaten sindirilemeyen öfke. İçeride sıkışmış bir öfkeniz var. Bazen burunda olur, bazen boğazda olur, bazen bağırsakta olur, bazen ses telinde olur. Polipin olduğu her yerde affedilmeyen öfke vardır. Ve yani 28 tane alınıyor. Evet. O kadar çok oluyor ki 11, 18, 20, 25. Hiçbir zarar olmamakla birlikte sindirimi yavaşlatırlar. Bağırsak hareketlerini yavaşlatırlar. Ama burası tıbbi bilgi. Ama şunu söyleyeyim. Evet. Kendinize öfke var orada. Kendinize, başkasına değil. Kendinize duyduğunuz öfke. Yapmaz olaydım. Hayatımı boşu boşuna şöyle şöyle bir durumda feda ettim. Yapmaz olaydım. Keşke girmez olaydım dediğiniz, kendinize kızdığınız yerler polipin olduğu yerler. Ama ses telleriyle ilgili inanın bu döngü birebir karşını veriyor. Verilerin çok net. Buraya çalışın. Buraya çalıştıktan sonra Kamp Ateşi'li kitabımda ayrıntılı anlatıyorum. Lütfen oraları çok ayrıntılı yapın. Ve bize de geri dönün. Bütün videoları, döneceğim hocam. Bütün videolarınızı kendimle ilgili bir şeyleri bulmak adına, kızımla ilgili eski videolarınızı, yani Instagram'daki ilk attığımız videodan itibaren geriye doğru hepsini dinledim. Evet. İşte etrafımdaki insanlarla ilgili yakalamaya çalışıyorum. Çocuklarla ilgili işte kız kardeşime, arkadaşıma, egzaması olan birine sürekli anlatıyorum, yayınınızı atıyorum. Hani benle beraber herkes şifalansın istiyorum. İnşallah. Ses sorunu yaşayan bir sürü kişi var. Eğer polip varsa dediğim noktalara bakın ve bakış açısı çok böyle. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel, İyi yayınlar diliyorum. Güzel haberlerle sizi bekliyoruz. Sağ tamam, yazacağım hocam. Görüşmeler. İyi çalışmalar. Evet. Aslanım nezaket gösterip annelere zaman ayırın, beni boş verin dedi. Alkışlıyor muyuz? Hayır efendim. Fedakarlık alkışlanacak bir şey değildir. Kendimizi yok saymıyoruz. Ben de varım. Ama tabii ki bütün yayını kaplasaydı ona bencillik derdik. Ama tabii ki hakkı olanı kullandı. Fedakar anneler. Kimler fedakar? Ben yavrularım için yaşıyorum diyenler. Hiçbirinizi alkışlamıyorum efendim. Siz aslında tefecilik yapıyor olabilirsiniz. Diyorum. Başarısız çalışma. Oğlum okulu kafasında bitirmiş istemeyerek gidiyor. Haydi bakalım. Başarısız anneler. Sizleri bekliyorum. Başarıları da bekliyorum. Evet. Başarısızlıklar bize daha çok öğretiyor. O yüzden Deniz Hanım sürpriz. Evinize geldim. Merhabalar. Merhabalar. Kameramız size döndü. Evet. Hoş geldiniz. Çalışıyordum. Çocuğumla ilgili bir sorun var. Tamam. Bir sakin... Şöyle bir şey söyleyeyim. Nereden kapıyorsunuz? Bir de gürültü var sanki. Almanya, Frankfurt'tan da bir tane. Şöyle gürültü sizden değil de sanki yayından. Sıkıntı yok. İsminiz Deniz Hanım mıydı? Deniz miydi isminiz? Evet, Deniz. Evet, hoş geldiniz Deniz Hanım. Çocuğum okula gitmiyor. Başarısız çalışma. Çok merak ettim. Neyi çalıştık? Evet. Niye başarısız olduk? Acaba hangi mayını temizledik de hangi mayını temizleyemedik? Bakalım efendim. Öğretmenlerin demesine göre çocuğum okulu kafasında bitirmiş. Yani daha 8 yaşında hiç gitmek istemiyor okula. Bugün bile karın ağrısı diye ağlaya ağlaya gitti. Şimdi anne olarak aslında göndermek istemedim ama mecburum sorumluluklarını alması için. Hangi sorumluluğunu alacak okulda? Şimdi okul onun için önemli. Yani hep karın ağrısı var, başım ağrıyor deyip evde kalıp yatıp gününü gün edemeyeceği için mecbur okulu gitmesi gerekti. Yani öğretmen de artık yapamıyorum dedi. Yani bir şeyleri peki, çözmeniz... Bir şey soracağım. Şöyle bir çocuğunuz olsa daha mı mutlu olurdunuz? Sizin her dediğinizi yapan bir çocuğunuz olsa daha mutlu bir anne mi olurdunuz? Okula giden, saatinde uyuyan, ödevlerini yapan, size hiç sıkıntı çıkarmayan bir çocuğunuz olsun ister miydiniz? İstemezdim. O zaman bir sorun vardır. Bravo. Şimdi çocuğunuz kişilikli bir çocuk ki karar vermiş. Bakın ben önce oraya bakıyorum. Çocuğunuz gerçekten özgüvenli bir çocuk. Evet. Şimdi özgüvenli olmasa mecburen ağzını açmadan okula gider. Orası sıkıntılı olur. Çocuk gitmiyorum kardeşim diyor. Okula gitmiyorum. Şimdi bu kısmını da görmek lazım. Çocuk özgüvenli ve çok kıymetli. Evet. Ama ne okulda, şimdi aklı başında hiçbir insan okulu sevmez.
Yani aklı başında hiçbir çocuk okulu sevmez. Okulu çok seviyorum diyen çocuklar arkadaşlarını özlemiştir. Çünkü şöyle bir şey var. Kendinizden yola çıkın. Her sabah saat işte 8.30'da servis sizi alacak. Ve içiniz kıpır kıpır çocuksunuz. Sıralara çakılacaksınız, oturacaksınız. Tamam, bazen belki hareket edeceksiniz, arkadaşlarınızı göreceksiniz ama sevimsiz bir tarafı var okulun. Sistemin kendisi aslında çok da eğlenceli değil. Ve evet. Aklı başında bir çocuk burayı görebiliyor. Hava da soğuk, kar da yağıyor. Evde keyif var, yapmak varken benim ne işim var okula diyebiliyor. Doğru. Ama tabii bu şey demek değil. Hadi o zaman bırakalım çocuklarımız keyfine baksın demiyorum. Ama aynen, emin olun orada görmemiz gereken bir şey var. Özgüvenli bir çocuğunuz var. Görebiliyor. Evet. Onu size görebiliyor güvenli olduğunu. Çünkü hatta komşunun oğlunu dövmüş galiba. Şikayet geldi. Gidelim konuşalım dedim. Sen gelme dedi. Ben kendim hallederim. Çıktı yukarıya komşuya. Yani korkmadı. Arkamı saklanmadı. Özgüven tavan yapmış şekilde. O biraz mafyavari bir hareket olmuş. Yani. Sen gelme ben hallederim falan gibi böyle. O pek özgüvenden. Neyse. Şimdi her şey ölçü. Ölçüsüz olan her şey zararlı diyoruz. Zehirdir diyoruz. Evet. Dengeye ve ölçüye gelmesi lazım. Ama biz yine bilgilerimize dönelim. Deniz Hanım, yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Bir saniye. Evet, çalışma yaptım. Soracağım. Ha, tamam. Sanki bir şey yapmamışız gibi biraz konuşalım. Zamanı iyi kullanmak adına rica edeceğim. Tamam. Bir çocuk, ya ilk başta mı okulu sevmiyordu? Sonra birdenbire bir şey oldu da mı okulu sevmez oldu? Şimdi okula başladığında korona döneminde geldi. Zaten maskeyle evden evden ders görme şeysiyle başladı. Ondan sonra evet, ondan sonra gitmemi istemedi. Birincisi yani dersi okuyormuş, hiç dinlemeden oturabiliyor. Rahatsız da etmiyor ama çalışmıyor. Bir kere korona dönemiyle ilgili az önce bir şeyler anlattım ya, onu mutlaka yapın. O dönemde evet. Okula başlayan, o dönemde dünyaya gelen, o dönemde hamilelik yaşayan annelerin mutlaka bunu yapması lazım. Çocuk okula başladığı dönem koronaya denk geldi. Ondan sonra okulu farklı. Bakın biz dünyaya ilk geldiğimizde ilk tanımlarla gideriz. Çocuk için okul ev demekken birden okul bina demek oldu. Orayı bir çalışın korona döneminde az önce yaptığım şekilde. Ama ben tamam. Şunu soracağım. Ayrıca şunu soracağım. Yani korona döneminde, pandemi döneminde çocukların okuldan kopması kadar doğal bir şey yok. Burası bir hastalık değil. Tekrar adapte olamayan bir sürü çocuk gibi sizinki de okulu tanımadan pandemi başlamış. Şu okula tanışamamış daha doğrusu. Orayı yapın ama ayrıca şunu soracağım. Doğum anında istediğiniz hastanede mi doğum yaptınız? İstediğim hastanede doğum yaptım. İstediğiniz doktor, istediğiniz ekip, her şey normaldi. Sadece yanımda babasının olmasını istiyordum. Babası kızımın doğumunda girmişti. İkinciye girmem dediği için bir tanıdık akraba hemşire olduğu için ona güvendim. O ben gelirim dedi. Orada biraz aileyle çatışma oldu. Yani annem, kardeşlerim niye başkası giriyor biz varız falan dedim. Ben güvenli olduğum yerde yani güvenli kişiyle girmek istiyorum. Orada bir yani evime gelen kişileri bile şey yaptılar. Böyle dışladılar bakışlarıyla. Yani siz gidin, biz burada dururken. Bazen annelerimiz, babalarımız çocuk gibi olabiliyor. Evet. Yani durumu stresli girdim. Mesajlar durmadı. Biz burada ailen olarak dururken sen niye bu kızı getirttirdin falan. O kız tamam. Da bayağı uzun. Muhtemelen burayı çalıştınız ve bir şey değişmedi değil mi? Çalıştım, şey oldu, yan etkisi olaraktan daha çok şikayet geldi okuldan. Altı saat hiç yapmadı, şeyler yapmaya başladı. Omurga boşaltın. Burayı kaç gün çalıştınız? 14 gün. Omurga boşaltını da yaptınız. Yaptım. Tamam. Şimdi bakın, baştan alalım o zaman. Ben size söyleyeyim, pandemide, çocuk pandemide okula başlamış ya, okulu ev sanmış. Şimdi ilk okula gittiğimizde ilk A harfi var ya, A harfi. Mesela ben şu şekilde yaparım. 50 yaşına geldim hala bu şekilde yaparım. Siz diyelim ki şu şekilde yapıyorsunuz A harfini. Hiç değiştirmeden yıllarca onu taklit edersiniz. Çocuk için okulun ilk tanımı ev olmuş. Evden okula gidiliyor sanmış. Siz ne anlatırsanız boş. O yaşadığına bakacak. Çocuk için okul demek bilgisayarı açıp öğretmeni görmek demek. Öyle başlamış. Sonra okulu bina olarak gördüğünde oraya bir adapte olamamış. Burayı anlatın. Burayı özellikle başa koyun ve hemen şu aile meselesinde aslında ne yaşadığınız önemli değil. Bazen şu hata yapılıyor.
Sizin ne hissettiğinizi anlattınız mı konuşma yaparken? Hani ben orada doğuma giriyorum, millet kendini düşünüyor, kendilerini ortaya atıyorlar. Beni düşünen yok. Orada değersiz hissettim, adaletsiz hissettim. Bir de onların derdiyle uğraşmak zorunda kaldım. Ben evet. Kendi canımın ve çocuğumun derdindeyken bir de onları mutlu etmeye mi çalışacaktım? Nasıl böyle bencil olabilirler gibi bir şey mi hissettiniz? Bunu anlatacaksınız. Yok işte hani annem için çok üzüldüm. Ben ona kıyamam. O benim canımın içi. Ben bu duygularla girdim diyorsanız bunu anlatacaksınız. Ne yaşadığınızı anlatmanız lazım. Tamam. Sonra efendim okul demek otorite de demektir. Hayatınızda bir otorite anne baba kimdi? Proje amaç döneminde kimdi otorite? Hastaneden ayrı konuşuyorum. Oğlum için değil mi? Hayır hayır. Sizin hayatınızda proje amaç dönemindeki otorite kimdi? Soru bu. Ya şimdi doğru anladıysam eşim çok şeydi. Yani eski eşim, ben ayrıldım. Şurada belki onun da etkisi vardır diyorum. Daha yeni ayrıldığım için. Ayrıldınız. Tekrar bir sene içinde evlenip hamile mi kaldınız? Yok. Eşimden yeni ayrıldım. Yani çocukların babasından şurada. Pardon. O dönemde ayrılık var mıydı proje amaç döneminde? Doğumdan sonra mı ayrıldınız? Yok, doğumdan sonra değil. Çocuğum şu an 8 yaşında. Orada çok şey vardı, huzursuzluk da vardı. Kızımın huzursuz doğumu... olduğunuz, ya bakın proje amaç dönemini biliyor musunuz? Proje amaç dönemi şey, hamilelik öncesi. Bir hamilelik sonrası. O dönemde eşinizle çok büyük otorite çatışması yaşadınız mı? Soru bu. O dönemde. İşte onu bulmak zorluyor beni biraz. Yani eşimle hep çatışma oldu, tartışma oldu. Tamam. O çatışmanın en... Ah pardon. O telefonun korumasını elimde oynuyordum da kırdım. Panik yok arkadaşlar. O çatışmanın, o kavganın en büyüğünü bir düşünün bakalım. En büyüğü neydi? Öyle bir şey olmuştu ki alt üst olmuştu dediğiniz yer. Tamam mı? O da okulla ilgili. Pandemi de okulla ilgili, ailedeki otoriteye de bakın. Çocuğunuz zeki bir çocuk belli ki, özgüvenli bir çocuk. Sadece çocuğunuz sisteme karşı geliyor. Orada size dayatılan otorite neydi ona bakın, çocuğunuz aynı kodla dünyaya geldi. Bakın neyi toparlayayım ben. Proje amaç döneminde istemeye istemeye yaptığınız olay neydi? Deniz Hanım. Bulamadım, nasıl şey yapabilirim? Tamam, bulamamanın etiketini kaldıracağız önce. Bulmaya niyetleneceğiz. Tamam? Ben size 56 yıl önceki bir şeyi sormuyorum. Çocuğunuzun bebekliğini soruyorum sadece. Bebekliğini. O dönemde işte eve geldim, bir çatışmam oldu. Orayı bir soru işareti bırakalım. Bulursunuz, mutlaka bulursunuz. 2 yaşındayken var ama o proje amaç dönemini geçiyor ben işte. Önce proje amaç. Şiddet gördünüz mü? Hakarete uğradınız mı? Bakın şimdi bulacaksınız. Bulamadım dediğiniz şeyi ben size söyleyeyim. Şiddet gördünüz mü eşinizden? Fiziksel değil, psikolojik her zaman. Hakaret mi yediniz? Küfür yediniz mi? Evet. İnsanların ortasında böyle bir şey yaptı mı size? Evet. İşte tam da bunu söylüyorum size. Ya bu otorite. Ben kelimeyi anlamadım. Tamam işte ben açıklıyorum. Yani orada çok büyük sıkıntı duyup reddettiğiniz şey, çocuk reddediyor. Sizi taklit eden bir çocuğunuz var. Çocuk reddediyor. Otoriteyi reddediyor. Tamam mı? Siz eşinizi reddettiniz ya. Evet. Onu bir otorite olarak gördünüz ya. Veya her kimse kimi otorite gördüyseniz. Yani Türkçeyi belki hakim olmayabilirsiniz diye açıklıyorum. Çocuğunuz da birini, bir otoriteyi, kuralları reddediyor. Sizin kuralları reddettiğiniz gibi. Bence buradan çözeceksiniz. Ama yine de bir proje amaç dönemine bakın. Annenizin babanızın otoritesi de var mıydı? Anne babanız da hayatınızı zorlaştırıyor muydu sizin? Tıpkı doğumda yaptıkları gibi. Ne demek yani? Siz doğuma giriyorsunuz. Sen bizi niye almıyorsun? Yani burası evet. Nasıl diyeyim size? Burası bencil bir şey. Otoriterlerse eğer, sizin hak üstünüze söz hakları çok fazla varsa buralara bencilce yaklaşmış olabilirler. Onu söylüyorum, tamam mı? Çocuğunuzun okulla barışacağını söyleyebilirim ama bu muhteşem bir öğrenci olacak anlamına gelmiyor. Okula devam edebilir. Fakat dersleri evet. Nasıl olur bilemeyiz. Ve son bir soru. Doğum ne şekilde oldu? Doğum. Normal doğum. Her şey yolunda mıydı?
Her şey yolundaydı. Sadece bende böyle tabii korku vardı. Bir şey mi oluyor çocuğa falan, stresli girdiğim için belki doğuma. Neden? Ha. Yani doğum sırasında kendinizdeydiniz. Tabii, kendimdeydim. Doğum, normal doğum hemen oldu. Beklenen süreçte oldu. Bir sıkıntı olmadı. Suni şeyle oldu Suni zamanında, sancı. suni sancı zamanında Lütfen gelmedi. bunu da ekleyin. Bunu da ekleyin. Suni sancı olan çocuklar her zaman anneleri babaları hadi oğlum ders çalış, hadi yavrum okula git, hadi yavrum erken kalk, hadi odanı topla diye diye ittire ittire yaşarlar. Suni sancı meselesinde ekleyin derim. Olur mu? Çok çok kıymetli bir bilgi. Daha var, doğruyu söylemediği için yani yalan çok kullanıyor. Mesela o doğum zamanında bana gelen misafirler, doğum için yani arkadaş ve annesi, tabii bunu fark ettiler ailemin soğuk davrandığını, yalan söyleyerekten abi Denizciğim benim işim vardı dedi gitti. Yani bana destek olacak kişiler doğumdan sonra da kayboldu, ailem de yoktu yanımda. Bunu da çalıştım ben, yani o yalan kodlanmış olabilir mi? Baba yalan söylüyor muydu baba? Bir babası da var ya çocuğun. Hep kendinize bakmayın. Baba yalan söylüyor muydu size? Bizim tanıdığın arkadaşın yalan söyleyip gittiği için o yalanı. Baba yalan söylüyor muydu? Akşam şuraya gideceğim deyip başka yere gitmesi, işte sizi aldatması. Baba yalan söylüyorsa çocuk kodlar bunu. Yani babayla anneden hep yola çıkacağız. Aynen. Tamam. Ama okulu çözün, konuşalım tekrar, olur mu? Tamam, teşekkürler, sağ Ben olun. teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Güzel haberler bekliyorum. Sağ olun. İnşallah. Aynen. Evet, bir başarı bir başarısızlık konuşalım bakalım. İsterseniz böylece daha iyi anlayacağız sistemin nasıl çalıştığını, olur mu? Bir başarı konuşalım, bir başarısızlık konuşalım. El işaretiyle sizi alacağım. El işareti iyileşme, el işareti başarısızlık. İkisini de alıyorum ama şimdi başarısızlık konuştuk, bir de başarı konuşalım. Yüzümüz de gülsün. Çünkü sistemde başaranların bir farkı olduğunu hep söylüyorum. Vizyonlarına başarmayı aldıkları için gerçekten çok fazla farklı oluyor. Hocam numaranızı nasıl alabiliriz? Aşağıdaki numarayı kağıda yazarsınız. Numarayı almış olursunuz efendim. Evet, başarılı iyileşmeler el işareti. Şimdi bir tane başarı konuşalım. El işareti başarı. Sadece el işaretiyle bir şey anlaşılmıyoruz arkadaşlar. Anlayamıyoruz. Tamam, sorunlarınıza bakacaksınız. Bir de ses teli az önce konuştuk. Az önce konuştuk. Çok mağdurum, başaramadım. Başaracaksınız. Yarı başarı. Önce bir başarı konuşalım arkadaşlar. Bir annenin hem başarılı hem de yakışıklısınız. Siz de çok naziksiniz efendim. Ama bu saatte yakışıklı olmam benim hiçbir işime yaramıyor. Mutlu olmayı seçiyorum. Evet. Başarı görüyoruz, başarı görüyoruz. Yarı başarı, hem başarı hem başarısı. Konu yazın, el işareti değil. Hocam el işareti bir işe yaramıyor efendim. Ses telizle demin konuştuk. Dişçi korkusu, vallahi ben de korkuyorum. Diş hekimi olarak dişçi korkusu bende de var. İtiraf ediyorum. Çünkü çocukluğumda inanılmaz bir travmam var. Anestezi yapılmadan dişlerim yapıldı ve bu travmaya çalışarak çözebiliriz ama ben çözmüyorum. Arkadaşlar şunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Hocam beni gör, beni duy, lütfen yalvarırım acil macil dediğiniz zaman konuyu anlamadığım için alamıyorum sizi, üzülüyorum da. Başarı korona. Koronada nasıl bir başarı oluyor merak ettim. Haydi bakalım. Vallahi merak ettim. Koronayı mı çözdünüz? Aşıyı mı buldunuz? Günaydın. Korona aşısını mı Hocam, buldunuz? bir saniye, kameram arka tarafta sanırım. Hemen düzelteceğim. Ay, heyecanlandım bir dakika. Tamam, bekliyoruz efendim. Sıkıntı yok. Merhaba hocam. İnanamıyorum. Ben bugün çok heyecanlanmıştım. Bağlanacağıma inanıyordum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim efendim. Sizler de iyisinizdir umarım. Hocam, iyi olmaya çalışıyorum. Ya bugün aşırı derecede enerjim düşük. Hiç uyumuyorum. Kızım uyumuyor ama yine de çok mutluyum size bağlandığım için. Çok Çok sağ olun. gerçekten. Hocam ben sizi çok tutmayacağım. Anneleri de çok tutmayacağım. Ama buna bağlanmak için inanılmaz bekledim. Lütfen bana kızmasınlar. Hem başarı hem başarısızlık hem de sorumu sormak istiyorum. Tabii. Ben 1,5 yıldır yumurta falan yiyemiyorum hocam. Koronaya yakalandım ve ailecek yakalandık.
Koronada kokuyu kaybettik ailecek. Ama benim koku olayım parospi denilen bir şeyle geri döndü. Yani kokular yer değiştirerek geri döndü. Yumurta yumurta gibi kokmuyor. Salatalık salatalık gibi kokmuyor. Her şey leş kokusu. Sizin kitabınızı aldım, bitirdim ve siz orada kokuların mutlaka pis kokuya maruz kalmayla olduğunu söylemiştiniz. Evet. Birkaç şey var aklımda. Biz bir yakınımızın bize gelmesi sonucu yakalandığımızı düşündük. Orada o gelen yakınımızın, gel kızım buraya gel, otur hadi. Onun sonucunda hocam bir kokuya maruz kaldım, bir tuvalet kokusu. O böyle sanki benim üzerime sindi gibi, o kokuyu böyle tamamen üzerimde hissettim gibi oldu. Al kızım, buna vuracağım. Ondan sonra bu koku beni inanılmaz rahatsız etmişti hocam. Bu mu diye düşünürken bir yıl sonra, 1,5 yıl olacak hatta sonra ilk kez yumurta yiyebildim. Hala tam olarak %100 gelmedi. Mesela margarin tadında birçok şey, birçok koku. Bu birçok insana belki ışık olur diye bunu anlatmak istedim özellikle. Çünkü belki bunu yaşayıp adını koyamayan, bulamayan birçok insan var. Koku geri mi geldi, tat mı geri geldi? Tat ilk başta geldi, bazı tatlar gelmişti zaten ama biber zehir tadında. Yani plastik gibi, böyle bir plastik yiyorsun gibi. Sonra ekmeğin altındaki tavanın yağının kokusunu alıyorum. Çikolatanın içindeki yağın kokusunu alıyorum. Ama affedersiniz çocuğum altını kirletiyor, onun kokusunu alamıyordum. Yemek orada, yanıyor, kokusunu alamıyordum. Evet, orada bloklama yapıyor beyin o kokulara nazaran, ama korona sonrası korona, korku, kodlama deyince hocam. Evet. Evet kızım. Bunun döngüde, döngüde bir karşılığı çıkar. Aynı yaşadığınız olayı bir döngüde de aynı şekilde yaşamış olabilirsiniz. Mesela kaç yaşınızda yaşadıysanız onun döngü hesabını kitabımda çok ayrıntılı anlatıyorum. Oradan döngü hesabını yaparsanız tamamen de ayrışabilirsiniz. İyi bir ilerleme olmuş ama sanki bir yere daha bakmanız lazım gibi. Hocam ben de onu diyecektim. Tam geçmediği için acaba tekrar mı tekrarlamalıyım kamp ateşini, yoksa başka bakmam gereken bir yer mi var diye düşünüyorum. Bir yer. Döngü hesabımız var. Mesela kaç yaşınızda bunu, kötü kokuya maruz kaldıysanız bunun bir döngü hesaplaması var. Muhtemelen evet, o yaşta da benzer bir senaryo ve proje amaçta annenizin de aynı çatışmayı yaşadığı bir yeri yakalarsanız nokta vuruşu yaparsınız. Ama siz son çatışmaya çalışarak biraz yerinden oynatmışsınız. Tamamen temizlik ilgili çıkma. Zaten çok sorunlu bir insandım hocam. 3 çocuğum var. 3'ünde de çok ciddi bulantılar yaşayıp aylarca yiyecek bile alamadım. Yani beslenememiştim. Yine koku, hatta inanılmaz hassas bir buruna sahip bir insanım. Yani çok çok uzaktaki kokuyu bile çok çabuk alan biriydim. Şimdi tam tersine yakalandım. Hatta kokular, yani her güne fazla gelmeye başladı. Almak istediğim kokuyu almak isteyerek uyandım. Yani o kadar günlerce kötü oldum. Şimdi daha iyiyim. Çok şükür yumurta yemek büyük bir şey benim için. Evet, evet. Şimdi diğer başarıma gelmek istiyorum hocam. İki tane daha başarım var. Birisi oğlumla ilgili, 2 ay birinci sınıfa giderken ağladı. Ama ana sınıfında hiç ağlamamıştı. Daha sonra hocam siz dediniz ki ezber bozan bir şey söyleyeceğim. Doktor demek, öğretmen demek, okul demek, çalışanlar demek. Ben şok oldum. Gerçekten de dediğiniz nokta atışıydı. Bir gece konuştum. Ben o doktordan hiç memnun kalmadım. Ameliyat yerime benim kalıcı bant yapıştırılıyor, sezaryen. Ama ilk doktorum öyle yapmıştı ama bu dediğim doktor onu yapmadı. Farklı hastanede, ildeydim. O bandı söküp kalıcı bantı yapıştırmak istediler hocam. Ben kendimi kaybediyor gibi oldum acıdan. Eşimin parmağını kıracakmışım sıkmaktan. Daha sonra onu konuştum oğluma. Çok acı çekmiştim. Yaram kavuşmadı bir ay oğlum. Bu acı senin acın değildi. Benimdi. Ben hiç istemedim oraya gitmeyi falan diye. Hocam sabah bir uyandı oğlum. Anne ben okula gitmek istiyorum. Okula gitmek çok eğlenceli dedi. Evet. O günden beri çok mutlu gidiyor. Yani bu muhteşem bir şey. Bu çok kıymetli. Az önce daha sizden bir önce konuştuğumuz konu. Getir bana kalemi, bana. Çok kıymetli. Doğru noktayı bulmuşsunuz ve paylaşmaya değer. Onu söyleyeyim, o izni de istiyorum sizden. Yani şuna annelere inanıyorum. Doğru travma dediğinizde bir günde nokta. Kesinlikle evet, bir günde temizleniyor. Resmine bakarak konuştum hem de hocam odasında. Üçüncü iyileşmem de şu şekilde. Az önceki hanımefendinin okul istemeyen oğlu gibi.
Benim oğlum da yazı yazmak istemiyor hocam. Çok başarılı bir çocuk. Ve benim oğluma FMF tanısı konmuştu hocam. Karın ağrısı sürekli, 3 günlük bir ateş. Daha sonrasında geçiyordu hocam. Ama DNA'sında bulunamadı. Analizine bakıldı. Bütün DNA'lara bakılamadığını söylediler. Benim oğlum Bilsem'i kazanmıştı. Bilsem'i kazandıktan sonra bir karın ağrısı gerçekleşti. İşte dediler bu çocuğa nazar değdi. Bu çocuk başarılı falan filan diye hocam. Tamam açalım. Daha sonra biz işte bıraktık tedaviyi. Pandemi girdi hocam. Oğlumda bir karın şişliği var. Yani nasıl diyeyim, sindiremiyor gibi. Bağırsak florasında bozukluk var falan dediler. Ben de gece konuşmasında ilk doğum anında, hatta fotoğrafçı vardı. Anestezi uzmanı aynı zamanda fotoğrafçıydı hocam. Resmini çekmişti. Doktor oğlumu uzattı ve şöyle yaptı. Al dedi, 9 aydır beklediğin bebek bu muydu? Kıl yumağı dedi. Esmerdi biraz oğlum. Sonrasında özgüvenini de kırmıştır, evet. Aynen hocam, onu söyledi. Sonrasında eve geldim, isim vermeyeyim, bir yakınım dedi ki, lan oğlum dedi, biraz daha da olsa dursaymış maymun olacakmış dedi. Ay böyle yani espri. Evet, burada yapayım ama... burada bir şey söyleyeceğim, çok çok önemli. Çocuklarınızla isim takmayın, size demiyorum, bütün anneleri. İnsanların bu isimleri takmalarına izin vermeyin. Doğduğu anda çocuk en ufak bir eleştiri alırsa bir ömür özgüven sorunu yaşayan bir çocuğunuz olabilir. Ve çocuğunuzda özgüven sorunu varsa doğduğu anda ilk tepki, ilk konulan isim, ilk eleştiri neydi? Oraları çalışın, özgüven sorunu çözersiniz. Akıllı, bu çocuk zeki kime benziyor? Yapamam diyor, aynen. Çirkin bir şey, simsiyah bir şey, sıçana benziyor diyenler oluyor, bilmem ne diyenler oluyor. Bunu yapmayın, inanın ki çocukta özgüven sorunu olur. Ve burayı yaptıysanız hızla temizleyin diyorum. 10 günü geçti hocam, yapıyorum ve oğlum ilk kez, onu da başarısını söyleyeyim, odadaydık hocam. Ben onun bir dersine yardım etmiştim çünkü dersini hatırlatmamıştım, unutmuştum, bendeydi kabahat hocam. Yardımcı olayım dedim, acaba onunla mı alakalı dedim ama değil diye düşünüyorum. Çünkü yazı yazdı hocam, normalde hiç yazı yazmayı sevmeyen ve Çin yazısı gibi iğrenç yazıyor. Ondan sonra ilkokuldan beri sevmediği için. Sonra hocam anne dedi, bak dedi yazıma dedi. Hem de dedi bu ekranda, bilgisayar ekranındaki yazıyı 5 dakikada yazdım biliyor musun dedi. Dedim ki harika yazmışsın dedim. Biliyor musun anne dedi, çok zevk alarak yazdım dedi. Hocam kapıdan dışarı çıktım, ona çaktırmıyorum ama yes dedim, bu defa buldum. Yani inanamıyorum dedim. Çünkü kesinlikle yazıyla alakalı böyle bir şey duymak mümkün değil benim oğlumdan. Evet, evet. Bu da 3. başarım oldu. Bravo. Şimdi benim başarısızlığım hocam. Evet. Ben oğlumun, bu büyük oğlumun tırnak yemesini bulamıyorum. Bu bir. Aa, lütfen unutmayın. Şimdi sorularımı unuturum hocam. Hayır, ben de unuturum. Onun için bir daha biraz bekleyin. Ben hemen tamam. Bununla ilgili konuşayım. Hepsini sıralamayın. Ben tek tek çalışıyorum. Toptan çalışmıyorum. Ve zamanımız diğer kısıtlı da, diye hızlı gireceğim. İki oğlumda aynı problem olduğu için sormak istedim, tamam. Yani diğer sorun. Şöyle, tırnak yeme en kolayı, onu söyleyeyim. Herkese söylüyorum. Tırnak yeme sorunu olan bir çocuğunuz var ise... Proje amaç dönemi, hamilelik öncesi 1 yıl, 9 ay hamilelik, doğumdan sonraki 1 yıl, 33 ay döneminde kimi kaybettiniz, siz veya eşiniz? Yani çok İlk acısını hissetmediğimiz birçok yakınımızı kaybettik. Yani baktığımızda bir 7-8 kişi var hocam. Yani siz bunu nasıl... Savaşa falan mı girdiniz o dönemde? Hayır, 7-8 yani çocuk? Denk geldi diyelim. Yani öyle... Ya özür dilerim, güldüğüm için Allah rahmet eylesin diyorum da 7-8 tane yakınınızı mı kaybettiniz? Yani proje amaç döneminde mesela ona hamile kalmadan 3 ay önce babam gibi sevdiğim birini kaybettim. Ben aynı zamanda babamı da 10 yaşında kaybettim. Bir dakika, bir dakika. Babam gibi sevdiğim kişi dediğiniz anda siz baba kaybı yaşamış oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Hani evet. Çok yakınız olsun olmasın. Babam gibisi. Bir kere bunu anlattınız mı? Anlattım bunu... hocam. Bir hafta anlattım. Devam edelim. Başka kimi kaybettiniz? Yakın. Yakın olarak hocam... Yani eşim akrabasını kaybetti ama ben o çocuktan çok etkilenmiştim. Çünkü... Eşiniz de etkilendi. Eşinizin de kayıplarına bakıyoruz. Sizinki ne değil sadece. Garip bir ölümdü. Bu kayıpların hepsini anlattınız mı çocuğa? Tek tek anlatmadım hocam. Yok. İlk söylediğim kişiyi 10 gün, tamam. Bir hafta 10 gün anlattım. Bu yakın, çok yakın olanları anlatın. Sizin veya eşinizin yakın olanları. 2. Doğum sırasında kesi atıldı mı? Epizyotomi yoksa sezaryen mi oldunuz? Sezaryen... oldu hocam. Ama şöyle bir şey oldu. Normal doğum giderken ben daha önce düşmüştüm hocam. Kuyruk sokumu kemiğiniz işte içe doğru eğri. Bu bebeğe normal doğumda zarar verebilir. Her doğru. Şey yolunda
doğumken beni sezaryene almak zorun, yani beni zorladı yani normal doğumken. Tamam. Bakın doğru bir şey söylüyorsunuz. Şöyle. Kuyruk sokumu kemiği, sakrum dediğimiz kemiğin ucu mızrak gibidir. Mızrak gibidir. Hı-hı. Ve pardon hocam. Gel çok kızım. Çok hızlı anlatacağım. Çünkü başım döndü gerçekten kameradan ama haklısınız siz de. Çok hızlı anlatacağım. Hı-hı. Normal doğum yaparsanız çocuk zarar görür cümlesi var ya doktorum. Bunu da anlatın çocuğa. Çünkü orada bir mızrağın ucuna değme riskiyle karşı karşıya. Amniyosentez yapıldı mı? Amniyosentez yok hocam, yapılmadı. Tamam. Çok öfkelendiğiniz kimse Elif var mı? Elif Ada bak şimdi. Evet. Çok özür dilerim hocam. Evet. Tamam, bunu da buraya koyalım. Bak Elif Ada ne vereceğim. Ben bir cümlemi bitireyim. İsterseniz tamam. Kapatayım, ne yapacağınızı anlatayım. Çok zorlanıyoruz bu gürültülerde. Hocam 2 dakikaya lütfen geri alın. Çok rica ediyorum. Hayır, geri almayayım. Ben size ne yapacağınızı anlatıyorum. Bitiriyorum yayını zaten de. Sadece tırnak yemeği anlatacağım. Gel kocam, Tamam. Evet. Tamam hocam. Şimdi dinliyorum. Şiddet anısı, otoriteye direnç, otoriteye karşı duyulan öfke gibi durumlar var mıydı? Şiddet anısı proje amaç döneminde mi? Evet. Yani proje amaç döneminde herhangi bir şiddet falan söz konusu yok ama şiddet çok... hissettiğiniz durumlar, başlıklar bunlar. Siz bunu çözersiniz, o kadar şeyi çözmüşsünüz. Size diyorum ki annemi çok seviyorum ama beni deli ediyor dediğiniz yer. Çok sevdiğiniz ve bir anda delirdiğiniz, sinir olduğunuz kişi kimdi? Tırnak yemeği için konuşuyorum. Ayrıca ev hayvanı tarzı bir hayvan öldü mü? Kuşunuz, kediniz, köpeğiniz gibi. Bunlar da yaz programı olabilir. Bütün bunlar sizin çocuğunuzun tırnak yemek kodunu çalıştırır. Ama kaybedilenlere anlatın ona, olur mu? Kaybedilen kişileri anlatın ona. Tamam, onu anlatacağım. Diğer çocuğumuz ikisinin aynı sorunu söyleyeyim hocam. Aynı sorun bende de varmış da ben diş yaptırırken fark ettim. Hem bir diş hekimi olarak nokta atışı yapacağınızı düşünüyorum. Hocam benim üst dişimde 2 tane dişimin olmadığını ben dişlerimi yaptırırken diş hekimi tarafından öğrendim. Evet, lateral benim dişler eksik. Çocuğunuzda da mı aynı oğlum, şey var? Büyük oğlumun 3 dişi, ortanca yani diğer oğlumun da 4 dişi kesin, 6 dişi de meçhul olarak çıkmayacağını röntgende doktor söyledi. Gömük mü, oluşmamış mı? Röntgende hiç diş yok, inmeyecek dedi. Anladım. Boş yeri. Yani bizim sistemde zaten diş oluşmayacak, onu söyleyeyim ama lateral diş, 2 numaralı dişlerin eksikliğinde anne veya babadan biriyle iletişim 0'dır. Sadece onu söyleyeyim. Fakat yerine gelmiyor tabii ki. Yoktan hiç var edemiyoruz. Yani. Tabii, çok umutluydum acaba gelir mi diye. Mümkün değil. Yani öyle bir şey yok. Mümkün değil. Teşekkür ediyorum. Peki benden hocam son bir sorum lütfen. Ama çok hızlı olun. Bütün yayını çok, size ayırdım. Çok bakayım. Özür dilerim. Yani bugün Elif Ada hiç böyle değildi ama tamam. Çok özür dilerim. Lütfen buyurun. Hocam ortanca oğlumun ayakları tamamen dışa dönük. Tamamen. Yani hem şöyle mi? Elastik düz taban tanısı var. Hem de annenizle ilişkiniz nasıl? Yani iyi. Proje amaç döneminde annenizle öfke çatışması yaşamış olabilirsiniz. Eşiniz de olabilir. Gelmedi. Eşiniz de olabilir. Anne çatışmalarına bakacaksınız orada, tamam? Bitmek istemediğin yer mi diye hep ona yok, bakmıştım. Yok. Anne çatışması. Anne çatışmaları. Anne öfkesinden sonra değişir diyorsunuz. Değişebilir. Düz tabanlık değişmez ama dışa basma biraz ortalanabilir. Anne ile ilgili yön çatışması, öfke çatışması, İletişim çalışmalarına bakabilirsiniz. Yani tamam. Ne demeliyim orada? Ne aramalıyım? Anneme olan bütün öfkem mi beni düzeltecek yoksa... Öfkemin yarısı mı yoksa çeyreği mi? Yani annenize bakın diyorum. Büyük başlıktan gelir. Benim cümlelerim hiç önemli değil. Annenize ne hissettiyseniz bu çatışmanın çocuğunuza geçtiğini düşünerek anlatabilirsiniz. Yani ona olan proje amaç dönemimde özellikle, evet, değil mi? Aynen. Ve eşinizinki. Tamam. İzninizle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel haberler bekliyorum efendim. Sağ olun. Tamam hocam. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Evet sevgili anneler, babalar. Tabii aynı şeyleri uzun uzun anlatmak şöyle istemiyorum. Çünkü olay benim cümlelerimle ilgili değil. Olay sizin cümleleriniz, sizin yaşadıklarınız, siz ne yaşadınız, buralara bakıyoruz. Buralar çok kıymetli. Bu anlamda hiçbir şey bilmeseniz bile proje amaç döneminde her şeyin bir karşılığı var ve burada onların kodlarını anlatmaya çalışıyorum.
Son eğitimlerimiz efendim, uygulayıcı eğitim öncesi son eğitimlerimiz. Kitabım yine çok satanlar listesinde, teşekkür ediyorum. İkinci kitabı hazırlıyorum. Ocak'ta inşallah raflarda göreceksiniz. YouTube kanalıma abone olun diyorum. Çünkü YouTube kanalında sürprizler hazırlıyorum efendim. Sadece abonelerin göreceği sürprizler hazırlıyorum. Abone olmadan izleyebileceğiniz sürprizler değil bunlar. Çok kısa bir süre içinde orada demoları, çok kıymetli demoları sadece aboneler görecek. Tavsiyem abone olun. Bir süre sonra sürpriz demolarım geliyor efendim. İçe basma da düzelir, dışa basma da düzelir. Evet, çocuk kendi kendine konuşuyorsa. Epilepside düşük tehlikesine bakın. Proje amaç döneminde düşük tehlikesi yaşandı mı? Yurt dışından bütün sitelerden, 62 tane siteden alabiliyorsunuz. Sadece Google'a kitabın adını yazın. Amazon'dan ve diğer yurt dışı Tıkla 24D'den alabiliyorsunuz efendim. Evet, yarın satılıyor tabii. Bütün dünyada satılıyor. Yarın 10.30 civarı tekrar görüşeceğiz. Sevgiler sunuyorum hepinize. Güzel haberlerle inşallah yarın yine buluşacağız. Canlı iyileşmelerle canlı bağlantı yapacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.